Herkese merhabalar. Bugün morlarımızı giydik. Değil mi kızım? Anne de mor giydi. Bugün pazar gününü dışarıda değerlendirelim dedik. Ferah'ın daha önce Kuala'nın burada çalışırken yemek yemeye geldiği bir otel, resort tarzı bir yer varmış. Oraya geldik. İftarı burada yapmak istedi. O yüzden bu akşam iftarı burada yapacağız. Gece burada kalacağız, sahur yapacağız. Sonra yarın öğlen saatlerinde tekrar Sayburca'ya döneceğiz. Dükkanımızı açacağız. Bugün kapalı. Pazar günleri açmıyoruz. Ramazan'da da aynı şey. Oteli göstereyim biraz size şöyle. Yanlamasına bayağı geniş bir otel. Yükseklemesine çok yüksek değil. Gene yüksek de. Böyle çok aşırı yüksek değil yani. Plaza gibi değil yani. Şurada da yemek alanı var galiba. Ramazan için kurulmuş. Royal Chulan diye bir otel ismi. Şimdi check-in'imizi yapıyoruz. Daha önce rezervasyon yaptırmıştık. Biraz daha gezeceğiz. Önce bir odamıza yerleşelim. Valizimizi bırakalım. Zaten çok bir şey almadık tek gece kalacağımız için. Kızım. Aha göbüş açılmış. Aha göbüş açılmış. Ne? Gelirken güzelce uyudu benim kızım. Değil mi kızım? He, uyudu mu şey? Tombik. Odamıza yerleşelim. Sonra dışarı çıkarız. Akşam Kuala Lumpur'da biraz gezeriz. İftardan sonra. Bakalım iftarı burada mı yapacağız? Dışarıda mı yapacağız? Ferah buranın yemeklerinin güzel olduğunu söylemişti. Restoranın güzel olduğunu söylemişti. Belki burada yaparız. Burada tarihi otantik kamalar var. Bak. Bu kamalar Malezya geleneksel kıyafetlerinin bir parçası. Benim düğünümde giydiğimde de tahtası vardı. Bak dedim ben bize şunlardan verin orijinallerinden ama tahtalarını koyuyorlar sembolik olarak. Burada kokular, karanfil, anason çeşitler var. Burada spa var. Belki akşam masaja gideriz. Uzun zamandır masaja gitmedim. Ama masaj bayağı pahalı gözüküyor burada. Normalde dışarıda 100 ringgit, 120 ringgit. Ama burada 300-400 ringgitten bahsediliyor. Şimdi odamıza geldik. Bayağı geniş ve güzel bir oda. Burada televizyonumuz var. İçeceklerimiz var. Çalışma masası var. Kocaman bir yatak var. Kocaman yatak. Queen yatak diz. Aylana. Kızım. Ha, first Aylana sleep değil mi kızım? Emzik. Bu da Aylana'nın çok sevdiği atı. Tıkıdık tıkıdık tıkıdık. Onunla oynamayı çok seviyor. Ve bayağı geniş bir banyo tuvaleti var. Gardırop var, ütü var, ütü masası var. Burada havlular, burada küvet. Saç kurutma makinesi, deterjanlar. Duş alanı, tuvalet. Güzel bir oda. Hı? Aha, benim kızım bakın takla atmayı çalışıyor. Yani. Takla atmayı öğrendi. Böyle biz yatırdığımız zaman hemen takla atmaya çalış. Wait, wait, wait. Wait, wait. Bak. Hadi kızım. Hadi. Takla. Hadi again takla. Hadi. Hadi takla at. Sen takla mı atmak istiyorsun? He? Kızım mı? Ve burada aşağıda bu swimming pool buranın değil. Buranın mı? No, no. Ha, bu başka otel. Burası Kuala Lumpur'un merkezi. Şu an biz 5. kattayız. Bayağı eski bir bina. Otantik bir bina. Zaten şuradaki işlemelerden falan da anlayabilirsiniz bunu. Bakın bu da bayağı eski bir otel. Dışarıdan asansörü var. O da başka bir otel. Yani burada
Özellikle İngiliz sömürgesi döneminden falan kalan eserler çok fazla. Malakka'da, Kuala Lumpur'da. Hatta Malakka'da özellikle şey daha çok. Hollanda, Portekiz döneminden, sömürge döneminden kalma eserler de çok. Kuala Lumpur'da daha çok İngiliz şeyleri var. Hatta bir videomda Kuala Lumpur'u yine bir gece gezdiğimiz şeyde göstermiştim. Kütüphane olarak kullanılan, restoran olarak kullanılan ya da ne bileyim devlet binası olarak kullanılan İngilizlerden kalma binaları vardı. Yani bu eski binaların yanında bir de böyle karşıda gördüğünüz gibi yeni rezidanslar, oteller var. Evet, akşam biraz sonra dışarı çıkarız zaten. Kızım. Ay benim kızım tavşanı var. Ay benim kızım, benim kızım, benim kızım. Malezya'da her zaman başınıza gelebilecek bir olay yine başımıza geldi. Tam biz dışarı çıkmaya niyetlenirken şaldır şaldır yağmur yağdı. Mecburen odamıza yemek siparişi verdik. İftara bir 5-10 dakika falan kaldı. Dışarıdan verdiğimiz siparişleri bekliyoruz. Şu anda yağmur dindi aslında. İftardan sonra artık saat böyle 8-8.30 gibi. Dışarı çıkarız, biraz gezeriz. Bu saatten sonra kolay kolay yağmaz daha. Yani en azından öyle umuyoruz. Hadi bakalım. İftarımızı yapalım. Sonra dışarıda görüşürüz. Kuala Lumpur gecelerine akacağız ama akamıyoruz. Çünkü trafik var. Trafik akmıyor. Biz akacağız da trafik akmıyor. Şu alışveriş merkezine gideceğiz. Çok yakınmış bizim otele. Boşu boşuna arabaya bindik. Boşu boşuna iftarda otele yemek söyledik. Yani şu bu alışveriş merkezine gelecektik biz zaten. Yürüme 5 dakikalık yolmuş. Ferah arabayla gidelim deyince ben de zannettim ki uzak. Bu ne abla? Uzak olduğunu düşün. Aha. Bizim Gülce ablalar buraya da gelmiş. Ne oldu kızım? Sıkıldın mı? Pavilion alışveriş merkezi. Pavilion Otel. Burası çok meşhur bir yer. Çünkü daha çok zenginlerin takıldığı bir yer burası. Ve bu bölgede çok fazla lüks otel var zaten. Bakın çok fazla turistler de var burada. Bakın burada JW Marriott Otel var. Benim Malezya'ya gelmeden önce son çalıştığım yer Karaköy'deki JW Marriott Otel'di. Eski günleri yad ediyoruz böylece. O trafiği beklemeyelim diyerek arabayı ara sokağa kırdık. Ara sokağa bir yere park ettik. Gördüğünüz gibi her yer lüks arabalar kaynıyor. Şimdi alışveriş merkezine doğru gideceğiz. Sağ ol canım. Pavilion Suites. Burada çok fazla turist ve çok fazla Çinli var. You want chocolate? Çikolata istemesen şaşardım. Ha, atlı karınca standı kurmuşlar. Yukarıda da gelinlik var. Atlı karınca standı. Gelinlik markası. Güzel bir stand kurmuş buraya. Do you want married? Huh? Are you want again married? Are you want again married? Of course. Şuradan bir tane gelinlik al. Giriş şurası, oradan gideceğiz. Ne satıyorlar? Müzik. Müzik de yapıyorlar burada. Burası bir nevi Kuala Lumpur'un İstiklal Caddesi gibi bir yer. Öyle düşünebilirsiniz.
alışveriş merkezinin ortasına böyle bir alan kurmuşlar. Hem küçük maketler şeklinde hem de ileride daha büyük boyutlarda geleneksel kıyafetleri tanıtmışlar. Bayağı bir çeşit kıyafet var. Bu tarafta da var, bakın şöyle. Geleneksel Malezya kıyafetleri. Hem Malayların, hem Hintlilerin, hem Çinlilerin hepsininkini buraya koymuşlar böyle. Şurada kocaman bir hilal koymuşlar Ramazan'dan dolayı. Bakalım, şöyle bir dolanalım. Belki aşağıda ineriz. Önce bir yemek şeyine gidip bir bakalım yemek var mı. Çünkü birazdan kapanacak burası. Aç kalacağız. Gerçi dışarıda açık restoranlar vardır artık da. Dışarı çıktıktan sonra açık almayız da. Yine de içeridekilere bir bakalım. Şöyle Lotus diye bir elektrikli araç standı. Ama ben bu araba markası ilk defa görüyorum. İşte bu bizim fakirliğimiz. Ha, meğersem çok meşhurmuş bu araba. Ama işte zenginin arabalarını bilmiyoruz. Nerede asansör? Okey. Şu yukarıda Arzu diye bir şey var. Shop. Başörtüsü, eşarp falan satıyor. Bu Türk markası. Yani bu dükkan Türk dükkanı. Arabian Out, Al Amar. Bunlar hep Arap kokuları satıyorlar. Böyle aşağıya indik. Az önce yukarıdan gösterdiğim yere. Swarovski ürünleri. Az önce yemek katına indik ama açık pek bir yer kalmamış. Dediğim gibi AVM kapanmak üzere. O yüzden restoranların hemen hemen hepsi kapatmış. O yüzden dışarıda yemeye karar verdik. Şimdi biraz daha böyle dolanıp dışarı çıkacağız. Belki şurada bir fotoğraf çektiririz. Boş yer bulabilirsek tabii. Burası alışveriş merkezinin sokağa açılan bir caddesi gibi bir yer, alt kısmı. Ama burası kapanmıyor. AVM'nin iç kısmı saat 10'da kapanıyor. Ama burası kapanmıyor. Çünkü burası genelde barların, içkili mekanların, restoranların olduğu bir alan. Kafelerin olduğu bir alan. Burası geç saatlere kadar aç. Biz şimdi dışarı çıkıyoruz. Yemek yiyecek bir yer bakacağız. Bu bölge çok fazla Arap restoranlarında olduğu bir bölge. Burada metrolar hep böyle havadan gidiyor. Yer altından değil, hep yer üstünden gider burada metrolar. Şurada Petronas Tower. Bakın hep buralar Arap restoran, dönerciler. Yani çevirme diyorlar burada, hep döner. Ama şurada bir tane Turkish Kebab yazan bir yer var. Bakın. Şimdi oraya bakacağız. Gerçekten Türk mü yoksa Arap mı? Oraya bakacağız şimdi. El Sultan, El Sultan yazan yerler hep Arap restoran. Maalesef bu da Arap tarzı çıktı. Turkish Kebab yazıyor. İşte İskender Kebab yazıyor, ne bileyim. Adana Kebab yazıyor. Döner falan yazıyor ama yani şevirme yazıyor. Ama hep Arap stili. Hiç Türk kebabıyla alakası yok. Hatta burada bir tane de bayrak, Türk bayrağı da koymuşlar. Turkish kumpiri yazmışlar. Türk kumpiri. Yani kumpirle alakası yok yani. Ya daha doğrusu Türk'le alakası yok. Araplar. Dediğim gibi buradaki Türk restoranı tarzı şeyleri bile hep Araplar üstlenmişler. Mesela Türk dondurması diye satıyorlar ama Arap. İşte Türk kebabı diye satıyorlar. Hep Araplar yapıyor bu işi. Baklava satıyorlar, Türk baklavası diye, hiç alakası yok yani Türk baklavasıyla, Arap stil. Herhalde burada bir tek Türk orijinal satan ben varım. Yani mesela şey falan var, İstanbul restoran falan var, sahibi de Türk. Türk ürünleri de satıyor yani, Türk kahvaltısından tutun da işte kebap çeşitlerine kadar falan. Ama mesela ben orada bile şey gördüm ya, özellikle pilav çeşitlerini falan, ne bileyim mesela mendil, lamp, bu tür şeyler satılıyor. Onu, o bile birçok yemeği böyle Arap tarzı yapıyor. Tamam, Turkish breakfast var, mantısı var, köftesi var falan filan ama bazı yemekleri hep o da Arap tarzı yapıyor. He, haklı mıdır? Kendince haklı olabilir. Çünkü burada
Malezyalılar Arap tarzı yemekleri daha çok seviyorlar Türk tarzından ziyade. Çünkü Türk tarzından çok alışık değiller. Türk dediğin zaman bir de Arap tarzı şeyleri soruyorlar sana. Böyle bir şey. Çünkü öyle biliyorlar. Yani yoğurdu bile burada Grek yoğurdu diye biliyorlar. Gerçi dünyanın birçok yerinde öyle biliyorlar. Yani Amerika'dan tutun Avrupa'ya kadar birçok yerde öyle biliyorlar. Yani yoğurdu bile Grek diye biliyorlar. Hatta benim eşim bile yoğurt Türk dediğim zaman çok şaşırmıştı ilk evlendiği geldiğim zamanlar. Ben yani onu bile zor ikna ettim bunu Türk ürünü olduğuna yoğurdu. Yani kendimizi iyi tanıtamamışız dünyaya. Yapacak bir şey yok. Haydi bakalım gezmeye devam. Döndük. Bir ara hiç çevirme yani döner dükkanına oturduk. Burada zaten benim yiyebileceğim en güzel şey gene döner. Burada restoranda daha önce yemiştim. Buranın döneri güzel. O yüzden gene buraya geldik. Bir daha az önce bir başka bir Arap restoranına gitmiştik ama hem çok pahalıydı hem de pek içecek gelmedi bize. Bir tane şey söyledik mesela. Sucuklu peynirli pide. Sucukla alakası yoktu. Kıyma vardı içinde. Hatta mesela benzer şey Kuala Lumpur'a bir kere geldiğimizde. Thank you. Vay lan çok kart. Biz bundan istemedik ki. Excuse me. Kanka. Kanka. Farah Farazan'ın favori dükkanına geldik. Çikolata yemeği. Tabii ki. Burası pavilyona geldiğimiz zaman, Kuala Lumpur'a geldiğimiz zaman her zaman Ferah'ın istediği bir yer. Molten. Kızım da istiyor. Why no it? Allah Allah. Benim kızım artık 5 month değil mi kızım? Only 5 days later, 5 month. 5 gün sonra 5 aylık olacak benim kızım. Evet. Neden çikolata yiyemiyor? Çikolata istiyor o da. Kızım da istiyor çikolata, değil mi kızım? Ben de istiyorum. Bak ben de istiyorum diye. Ana ne istiyor? Artık saat 12 ettik. Buradan sonra arabamıza, oradan otelimize gideceğiz. Belki Samur'da görüşürüz. Böyle Samur'da olması da yarın çıkışta görüşürüz. Görüşemeyiz. Çünkü sen çikolata yiyorsun. Bakın burada bir tane İstanbul Bitis diye bir böyle bir kulübeden oluşan shop var. Bir alışveriş merkezinin girişi. Kompir satıyor, künefe satıyor. Ne de bir Sultan Abdülhamid'i Aysel'in arabanın egzozunun orada da bakın Sultan Abdülhamid'in fotoğrafına benzer bir fotoğraf koymuşlar. Dondurma var. Çay var. Türk kahvesi var. Muhtemelen bu sahibi de Araplar. Yani Türk olduğunu hiç zannetmiyorum. Şu anda kapalı olduğu için bakamıyorum ama muhtemelen bunu da Araplar yapmıştır. Çünkü daha önce burada buna benzer bir stand vardı. Muhtemelen o buraya taşınmış. Vay kafayı gömüyorsun. Günaydın Aylana. Sahur için kafeteryaya indik. Şimdi sahur yapacağız. Saat 5. Biraz az bir zaman kaldı. Hızlı yememiz lazım. Normalde otel ücretine dahil olan kahvaltı ücretini sahur olarak yapmışlar. Şimdi sahur yapacağız. Herkese günaydın. Gerçi saatimiz 1 ama yeni kalktığımız için günaydın sayılır. Otelimizden çıkış saatimiz geldi. Ben sahurdan sonra çok fazla uyuyamadım.
Saat 9.30-10'da ancak uyuyabildim. O da 2 saat falan uyudum. 12-12.30'da geri kalktım. Bir duş aldım. Hemen çıkıyoruz şimdi. Her şeyi hazırladık. Ferah'ın biraz işi var. Onu bekliyoruz. Odamızı temizledik. Şimdi gidiyoruz. Kızım. Gidiyor muyuz kızım? Hı? You ready? Hı? Are you ready? Tamam. Hadi gidelim. Hadi gidelim anne. Ne iş var anne? Anne çok meşgul. Bugün de yeşillendik. Ferah bana gene bir sürü tişört almış. 8-10 tane. Bu tişörtler hoşuma gitti. Farklı renkleri var. Böyle bir yeşili var, koyu yeşili var. Dün giydiğim moru var, siyahı var. Farklı tarzda tişörtler de var ama en çok bu tarz hoşuma gitti. O yüzden bunları daha çok giyiyorum. Daha çok üstümde göreceksiniz yani bu aralar. Otelimizin koridorları bu şekilde. Güzel, temiz, odaları geniş. Sevdim oteli. Zaten Kuala Lumpur'un da merkezinde. Duvarlarında da bu şekilde Malezya'nın geleneksel şeylerini yansıtan resimler var.